Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal xəbərlərimizi görüş onlarını qızıqan qarşılamız. Mən Abdullah Yılqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada bulub atqan kün tərtikdiki xəbərlərini huzur onlara olsun ışıqdırışımız. Qənəmsə diqqətlər ekranımızı bolsun. İstanbuldaki çoğun tiptiki mədiniyət körgəzmisi xəlbilik axırlaşdı. 5 aprel Barın qırğınçılığının 29 yıllığı münasibeti bilen İstanbul'un avat cayılarından Fatih rayonu Saraçhane bağçısı başlatılgan milli medeniyet ve Xitay vahşiliklerini ifadele edilen çoğun tiptiki resim körgezmesi 6 günlük faaliyetinkin bugün 10 aprel günü galibilik ahırlaştı. Körgezmede Barın şehitlerinin suretleri koyuluş bilen birge Uyghurlarının milli hastalığını ifadele edilen resimler mi koyuldu? Şundaqla Uyğur xalqiga ait hər xil taamlarımı ziyarətçilərge təqdim qalindi. Şundaqla körgəzmədə xalqımız hazır duç kilivatqan zulüm və bastırışlar əks ettirilgən sürətlər qoyuldu və təşviqat varaqçiləri tarıqtıldı. Şundaqla münasibətlik video filmlər görüstüldü. Bu qıtımlıq sürət və mədiniyyət körgəzməsi 5 aprildən 10 aprilgacı 6 gün davam qılgan bulub, faaliyet asaslıqı Şərq Türkistan xalqının hazır duç kilivatqan ciddi vəziyyətini Türkiye'deki yerli qeyrindaşlarımızga tunuşturuş, cemaat fikri payda qilish, bu arqalıq Türkiye xalqının qollışığı erişiş ve mevcut kün tertibini devamlaştırış maksidi içildi. Her günlük faaliyette ziyaretçilerinin körgezmege bolgan kızıqışı intayin küçlük boldi. Köpligen ammevi teşkilatlar, mektep okuğuşuları opçi haletli körgezmini ziyaret kıldı ve nurgun kişiler Şarkı Türkistan'dan hazırki içinişlik ahvali hakkıda malumat aldı. Şundaqlı meydandaki ziyaret hatirisi dəptirige özlerinin təsiratını yazıp imza koydu. Faaliyet Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlıq Cemiyeti, Şarkı Türkistan Teşkilatlar Birliki, Şarkı Türkistan Akbarat ve Medya Agenitliği, Şarkı Türkistan Yeni Nesil Hareketi ve Şarkı Türkistan Nuzdugum Kültür ve Aile Cemiyeti xadimlerinin nahiyeti ciddi hizmet kılışı bilen gelbilik ayaklaştı. Yepiliş mürasımıda Şarkı Türkistan Mağrib ve Hemkarlıq Cemiyeti Başkatibi Abdülahad Abdurrahman Efendi söz kılıp, bu faaliyetinin intayın gelbilik elip verilgalıqını, faaliyette cemiyetinin her kaysi sahalardan köpligen ziyaretçilerinin kadem taşırıp kılıp, Şarkı Türkistan hakkında malumat algalıqını bildirdi. Şundakla 6 günlük faaliyette hizmetli bulgan barlıq qerindaşlarga rahmetini bildirdi. Xitay Xotan vilayetiga yüksek teminat bilen Xitaylarını çakırıp ilan çıkardı. Milyonluğun halkımızını atalmış 5. emge küçü namıda işkiri ülkelerge yötkep yok kılışkı tırışı batkan Xitay tecavüzcileri vatanımızın yok atkan Uyghurlarının ornuğa işkiri ülkelerden yukarı teminat bilen Akkun Xitaylarını teklif kılmaqta. 28 Mart Xotan vilayetide ilan kılınan bir ilanda Xitay ülkelerden Xotan vilayetige uzun müddetlik hizmet kılıdığan Xitaylarını kubul kılış uxtırışı ilan kılındı. Uxturuşta Xotan'a gelip hizmet kılışını halaydıgan Xitaylarga öy temillendiganlıqı, toy meselesinin hal kılındıganlıqı, ayalığa ya ki irigi hizmet berildiganlıqı, aspirantlık mezgildeki okuş pulları atyot kılındıganlıqı, sugurtadan tuluk bahriman buludıganlıqı, ondan başka doktorlarının en tövən maaşı 8000 som buludıganlıqı, kilişi haman 100000 som uğrulluşuş pulu berildiganlıqı, eğer öy setip alsa 200000 som tuluklama berildiganlıqı, magistrlarının en tüven maaşı 7000 som bulduğallıqı, kilişi haman 50000 som uğruluşuş pulu berildiğallıqı, öy setip alsa 100000 som tuluklama berildiğallıqı ilan kılındı. Amerika Devlet Meclisi de Uyghurlar hakkında guvahlık yığını ötküzüldü. Amerika Devlet Meclisi Karmaka'daki Şarkı Asya Tiniç Okyan ve Xalqara Tor Bihaterliki Komiteti 9 aprel günü çüştüm burun, Derikson zalıda maksus guvahlık beriş yığını açıp, Xitay'nın insan hakları, demokratiya ve kanun arkalık idare kılış sahasıdaki ifadelerine yeni bir kıtım karab çıktı. Bu kıtımkı guvahlık beriş yığınıga Kengash Palata azası Corey Gardner riyasetçilik kıldı. O aldı bilen söz edip, 2018 yılı resmi kanunga aylangan Asiya İşenç Teşebbüsü kanun lahisi de inik kılıp insan haklarını himaye kılışının Amerika taşkı siyaseti de muhim orun ilgilişi tekitlen geldikini. Şunun için Amerika'nın insan hakları depsendikiliki iğir bulvatkan Şarkı Asya rayonundaki meselelerge yıkındın köğül bülüp kilivatkallıkını bayan kıldı. Arkadın Kengash Palata azası Edward Markey ekiliş nutku sözüldü. O sözde noktalı kılıp Amerika taşkı siyasetinde insan hakları meselesinin izgil muhim orun ilgilişi lazımlıkını söylep gelip, insan haklarını himaye kılış bilen Amerika'nın siyasi, iktisadi ve herbi bir hatırlıkını koğdaş birbirine dahil kılamdı.
Tarix bu toğruluq bizge eniq qılıp yaq dep cavab berdi dep körsetdi. O sözide Xitay rejiminin yuqori pan texnikadan paydalanıp Sharq Turkistanni mavhum türmege aylandırıp bolganlığını, allaqachan milliondan artıq uyğurning lagerlarga qamalganlığını, yana kelib Xitay rejiminin bu vaqtdagi reallikni aşkarlamoqchi bolganlarga tahdid selayotganlığını, bu xildagi tahdidga uchrayotganlarning Amerikadamo xeli ko'pligini bayon qildi. Guvohchilarga so'z qilish fursati berilganda oldi bilan Uyg'ur siyosiy faoliyati Roshan Abbas so'z olib, o'z qarindoshlarining hozir yuqori pallaga chiqayotgan tarbiyalash markaziga yo'llash harakatining qurboniga aylinayotganligini. Buning eng muhim sabablarining biri hozir o'zining Amerikadagi so'z va fikr erkinligi haqlarini joriy qildirib, Uyg'urlarga munosabatlik faoliyatlarida aktiv bo'lganligidan Xitoy rejimining o'ch elish qo'yidi bo'layotganligi ekanligini so'zlab o'tdi. Shuningdek, Qatarda 100 minglab lagerlarga qamalayotgan Uyg'urlarning xuddi o'z qarindoshlariga o'xshashla jismoniy, ruhiy va moddiy jihatdan og'ir qiyin-qistoqlarga duch kelayotganligini, bu kishilar orasida Amerika fuqarosi bo'lgan ko'plagan Uyg'urlarning necha o'nlab urug' tuqqanlari borligini, jumladan bugungi guvohlik yig'iniga kelgan Ziba, Rishat Abbas, Zeynep Ablajan qatorliqlarning hammasiningla mushu xildagi hissiyotning sohiblari ekanligini, buning hozir chet eldagi barliq Uyg'urlarga o'rtaq ekanligini ta'kidlab o'tdi. Bir yusilda Xitoyga qarshi birlashma norozilik namoyishi o'tkazildi. Yevropa ittifoqi bilan Xitoyning oliy darajaliklari uchrashuvi yig'ini mazgilida o'tkazilgan Uyg'ur, Tibet va xalqaro kishilik huquq organlarining norozilik namoyishi 9-aprel Belgiyaning Biryussel shahrida elib berildi. Biryusseldagi Xitoy Yevropa ittifoqi oliy darajaliklar uchrashuvi bo'layotgan bino oldida Xitoyga qarshi birlashma norozilik namoyishi elib berildi. 9-aprel kuni Belgiyaning poytaxti Biryusselda Yevropa ittifoqi bilan Xitoyning oliy darajaliklar uchrashuvi yig'ini boshlangan bo'lib, ikki tarafning iqtisodiy hamkorligining kelajak planlarini muzokara qilish asosiy tema bo'lgan bu yig'inga Xitoy bosh ministri Li Keqiang boshchiligidagi bir vakillar o'miga kelib qatnashdi. Ammo Xitoy vakillar o'mikining bu ziyorati Uyg'ur, Tibet va xalqaro kishilik huquq organlarining norozilik namoyishiga duch keldi. Yevropa komissiyoni binosi oldiga to'plangan Belgiya, Gollandiya, Germaniya, Shvetsiya qatorliq davlatlardan kelgan ko'plagan namoyishchilar Xitoyning Uyg'urlar va Tibetlarga selayotgan inson qalbidan chiqqan zulmlarga qarshi jaranglik shiorlar to'plab qarshiliklarini namoyon qildi. Uyg'ur qizi Irada Qashqari Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoshlar yig'inida doklat berdi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yoshlar munbiri 2030-yili yoshlar temasida yoshlarni qo'llash, yoshlarni arig'a elish, yoshlarning barobarligini qo'lga keltirish yig'ini 8-aprel Birlashgan Millatlar Tashkilotining bosh shtabi Nyu-York shahrida o'tkazildi. Dunyoning har qaysi joylaridan kelgan yoshlar tashkilotlari vakillari, ministrlar va ko'zga ko'ringan yoshlardan tashkil topgan mazkur yig'inda Amerika Virginia shtatidan kelgan Uyg'ur qizi, Virginia ona til maktabi qurg'uvchisi Irada Qashqari Uyg'ur yoshlarga vakolatan so'z qildi. U so'zida Uyg'urlarning navbatda duch kelayotgan masalalari, qiyinchiliklar, yoshlarning bolalarning assimilyatsiyaga majburiy ota-onasidan ayrilish, ona tili va madaniyatidan voz kechishga majburlanishi qatorliq temalarda tafsiliy doklat berdi va yig'in qatnashchilarini Uyg'ur yoshlari va farzandlari duch kelayotgan masalalarga ko'ngil bo'lishga chaqirdi. Bu Irada Qashqarining bu yil ichidagi orqama-orqa elib berayotgan nurg'un ilmiy leksiya berish, muxbirlarga so'zlash qatorliq faoliyatlarining bir qismidan iborat. Diqqat, Yevropa ittifoqi davlatlari elchilariga material yo'llashga sal qarmang. Xitoy rejimi Yevropa ittifoqi davlatlari elchilarining Sharq Turkistondagi yig'ib olish lagerlarini ko'zdan kechirishiga ruxsat qildi. Yevropa ittifoqi davlatlari Xitoy rejimiga o'zlari aniqlab chiqqan lagerlarni ko'zdan kechirishni talab qilgan bo'lib, biroq Xitoy rad qilgan edi. Amdalikda har ikki tarafning muzokaralari natijasida kelishganligi bildirildi. Bu munosabat bilan dunyoning har qaysi joylaridagi har bir Sharq Turkistonlik qarindoshlarining yo'qolib ketgan urug' tuqqanlari, oila a'zolari va do'st-birodarlari, bo'libmi Xitoyning lagerlarda tutib turilayotgan yaqinlari haqidagi tafsiliy ma'lumotlarni Yevropa ittifoqining Beijingda turishliq elchixonasiga yo'llab berishini alohida tavsiya qilamiz. Ekranda chiqib turayotgan adres orqali pochta yoki elxat yoki faks yo'llash bilan oilangizning ahvolini tafsiliy qilib ma'lumot yetkizing. Ular vatanimizga 10 minglarcha material bilan borsin. Bu harakatga aslo sal qarmang. Yevropa ittifoqining Beijingda turishliq elchixonasining Sharq Turkistondagi yig'ib olish lagerlarini ziyorat qilguvchi hay'atining adresi tumandikcha.
Şunlıqla bu xəbərni həmmə yerə tarqıtıb köpləgən qeyrəndaşlarımızı xəbərdar qilishni unutmayın. Hörmətli televizor görüşlər, şunaqla bugün xəbərlərimiz müşahidə axırlaşdı. İnşallah ətki xəbərimizi görüşkəcək sizlərini cənabı Allah tapşırmız. Şunaqla program axırda ekran arxısı ki, barlıq xizmətdaşlarımıza köptün köp rəhmət edimən. Assalamu alaikum və rəhmətullah.